Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağla. Bugün sizlerle bir okula dönüş makyajı yapalım istedim. Genelde ben böyle konseptlere çok yetişemiyorum çünkü stok video vesaire oluyor ya da işte video yükleme günlerim farklı oluyor. Yine yetişemedim, sonuna yetişiyorum galiba ama olsun, ilk günü olmasa da ikinci günü, üçüncü günü, her günü yapabileceğiniz bir makyaj yapalım istiyorum. Bir de size işte üniversiteye başlarken ki kaç anımdan bahsetmeyi planlıyorum. Şöyle bu arada hani size lise içinde önerilerde bulunacağım ama şöyle söyleyeyim, bence lisede zaten makyaj yapmayın. Ama benim gibi inatçıysanız, ben yapıyordum çünkü lisede makyaj. En azından çok göze batmayacak tarzda ama birazcık renkleneceğiniz tarzda öneriler yapabilirim. Bu arada yeni aldığım ürünler de var. Bunları da sizinle beraber deneyeceğiz. Özellikle aldım ki daha genç, fresh gözükelim istedim bu videoda. Zaten çok fazla ürün kullanmıyorum. Aslında ben, yani üniversitede zaten makyaj yasak değil. Çok rahatlıkla makyaj yapabiliyorsunuz. Başlayalım. Bakın bunu aldım. Bana diyorsunuz ya Misha'ya muadil gösterebileceğin bir ürün var mı falan diye. Ben de o yüzden Watson's'taki BB kremleri zamanla denemeyi planlıyorum sizle beraber. En sevdiğimi söylerim. Daha zaten bunu hiç kullanmadım. İlk önce gözlerimize başlayalım bence. Hem de böyle uygun fiyatlı ürünler önermeye çalışacağım. Über yüksek fiyatlı ürünler kullanmıyorum çok fazla. Öyle. Hadi bakalım. Şimdi şöyle bir şey var. Hem Maybelline'in Fit Me Concealer'ını çok seviyorum. Bu daha uygun fiyatlı oluyor galiba. 30 lira civarları oluyor. Bu birazcık daha 40'a yaklaşıyor indirimler için söylüyorum bu arada. İndirimli fiyatlarını söylüyorum. Zaten indirim dışında bence hiçbir ürünü almayın. Bu biraz daha uygun fiyatlı bir kapatıcı. O yüzden bunu kullanalım. Daha uygun olduğu için. Bendeki 15 numarası. Ben bunu gerçekten çok sevdim ve sürekli kullanıyorum. Şöyle. İlk önce ben bunu far bazı niyetine kullanacağım. Zaten öğrenci olduğumuz için ekstra bir sürü ürün almanıza da gerek yok bence. Kimse şey demiyor yani. Aa, far bazı kullanmamış bu falan demiyor. Kimse ne kullandığınızı çok anlamıyor. O yüzden problem yok canlarım. Ki ben zaten damarlarımı kapatmak istediğim için genelde de far bazları böyle çok kapatıcılık özelliğine sahip olmadıkları için concealer'ı tercih ediyorum. Bence gayet farı ve eyeliner'ı çok iyi tutuyor. Seviyoruz bu hayatı. Bu arada bugün kardeşime tırnak yaptırmaya gideceğiz Despo'ya. Aa, bunu demişken tırnaklarımı göstermedim size. Çok iyi değil mi? Allah'ım, dünyanın en güzel tırnakları ya. Şuradaki 9'dan birazcık silinme oldu. Ya gerçekten dünyanın en güzel tırnakları yazısı çıktı. Hem ben de onu tazelettireceğim gitmişken. Şimdi sabitleyelim bir. Ya ben hep yani bunu kullanıyorum. Gaşın pudrasını kullanıyorum. O yüzden hiç aşağıya yazmıyorum. Yeni pudra alırım herhalde bu aralar. Size de hani alabileceğiniz bir şey önerebilmek adına. Dediğim gibi hem farın kalıcılığını gerçekten arttırıyor bu işlem. Ben bayağı seviyorum. Ya ben yıllarca hiç şey kullanmadım, siz söyleyin. Far bazı. Hani far bazının ne olduğundan habersiz yaşıyorken diyormuşum. Vallahi gerekli duymadım hiç. Neyse. Ya illa vardır çok güzel primerlar da ben daha hani öyle wow, ooo nasıl tuttu farı? Aa, concealer'dan ne kadar da büyük bir fark yarattı diyen bir far bazıyla daha karşılaşmadım. Çok deneyimim de olmadı. O yüzden yorumsuzuz. Ama belki bir gün karşımıza çıkar. Far paletini de uygun fiyatlı seçeyim. Gerçekten güzel bir palet. Bunu zaten tek marka Beauty's makyaj videomda denemiştim. Ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Renkleri çok canlı, çok tatlı. Hani böyle okulda daha genelde hani böyle şey oluyorsunuz ya, işte erken saate ders olunca erken kalkıp gidiyorsunuz, yorgun gözüküyorsunuz. Zaten çok fazla koyu renk makyajlar bence yapmayın. Uğraşmanız gereken şeyler. Aceleniz varsa yapmayın. İstiyorsanız yapın bana ne. Of! Bunlar dediğim gibi daha sizi canlı, fresh gösterecek renkler. Ve içinde iki tane allığı var ve ışıltılı ve mat olarak farları var. Neyse, güzel bir palet yani. Ben en çok şu rengi çok seviyorum bu arada. İnanılmaz böyle ışıl ışıl bir renk. Tüm göz kapağımı uygulamayı çok seviyorum. Bunu Nashita'nın 263 numaralı fark fırçasıyla uygulayacağım. Gerçekten güzel. Şimdi biraz tozutuyor ama yani artık bunu kimse sorun etmiyor bence.
Tüm göz kapağıma geçeceğim bu ürünü. Hem çok güzel bir geçiş rengi olabilecek bir renk. Hem de tek başına sürüp de çıkabilirsiniz. Çok tatlı. Bir ara buna tutulmuştum gerçekten günlük olarak. Sürekli bunu sürüyordum. Işığımız da bir gitti bir geliyor falan ama kusura bakmayın. Bu arada cilt bakımıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben size dedim ya hani böyle gözeneklerime savaş açtım. İşte yeni asitler deniyorum. Denemeye başladım falan. Galiba etkisini görmeye başladım biliyor musunuz? Yani böyle nazar değdirmek istemiyorum. Bayağı mutluyum bu sebepten dolayı. Bayağı bir etkisini görüyorum. Umarım bakalım biraz daha deneyimleyeceğim. Gerçekten geçiriyorum. Hani şu an acaba ben psikolojik olarak böyle mi görüyorum falan diyorum. Ya da dönemsel iyileşiyor mu cildim falan diyorum. O yüzden tam olarak böyle evet arkadaşlar gözeneklerime iyi geliyor dediğim noktada sizinle bir cilt bakım rutini videosu tekrardan çekeceğim. Zaten kanalımda bir tane var. Oradaki ürünleri de halen çok seviyorum. Hani böyle etkilerinden gerçekten hoşnut kaldığım ürünlerden bahsetmiştim. Sadece birkaç tane ürünün değişti zaten. Özellikle nemlendiricilerimi falan sürekli değiştirmeye, yenilemeye, işte yeni şeyler gözlemlemeye çalışıyorum. Öyle. Yani bu arada birazcık keyfim yerinde. Cildim gayet bebeksi. Evet, tüm göz kapağıma şu şekilde bir geçtim bununla. Daha sonra yine aynı paletten kullanacağım. Yani koyultmak isterseniz daha koyu tonlarda da geçebilirsiniz. Ben çok koyultmak istemiyorum. O yüzden onun bir altındaki bu rengi alacağım. Ve dış köşelerini birazcık koyultmak istiyorum. Aynı fırçayla aldım. Zaten aynı tonlar olduğu için daha da güzel karıştıracağına inanıyorum zaten. O yüzden evet, birazcık daha koyulttuk, size biraz yakınlaşacağım. Şöyle sonra bırakıyorum. Sonra kendi yerinde böyle böyle dağıtıyorum. Yani çok basit bir işlem. Zaten çok koyu renkler seçmezseniz daha hızlı olursunuz. Ben şu an tabii size video çektiğim için birazcık daha ağır vasıtayım. Anlatıp sohbet edip konuştuğum için. Mesela atıyorum fazla kaçırdınız olayı. Abi direkt şöyle bir karıştırma fırçası alıyorsunuz. Hatta ben şu Naşitan'ın fırçasını alayım yine uygun fiyatlı alternatif olsun size. 261 numaralısı Pro serisi. Transparan pudranızdan biraz alın. Sonra dış köşelerini şöyle bir yumuşatabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten çok güzel dağılmış bir far elde ediyorsunuz. Bu far paletiyle daha bir sürü makyajı çıkarırsınız. Şurada mesela sarıları falan var. Bunu tam böyle göz kapağınızın üstüne de sürebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben böyle fresh bir makyaj yapmak istiyorum bugün. Hem de okulun ilk günü. Dikkat çekmeyelim. Ya dikkate çekebilirsiniz ayrıca. Yani bu tamamen sizin karakterinizle alakalı bir şey. Beni yanlış anlamayın. Ben sadece mesela ilk bir ortama, yeni bir ortama girdiğim zaman çok dikkat çekmeyi seven bir insan değilim. Yani birazcık böyle geri planda kalıp gözlemlemeyi seviyorum. Bu arada eyeliner çekeceğim. Siz eyeliner çekmek zorunda değilsiniz. Ben eyeliner çekeceğim. Naşita'dan böyle 265 numaralı eyeliner fırçası diye iddia edilen bir fırça aldım. Size alternatif eyeliner fırçaları arıyorum aslında. Hani bakıyorum çünkü ben biliyorsunuz ki MAC'inkini kullanıyorum şu an bulamasam da. Yani şöyle yan yana getirip göstereceğim size gerçekten. Ne kadar kalın ve ince olduklarını görebilirsiniz. Yani şu MAC'in fırçası inanılmaz ince eyeliner çekebileceğiniz kolay sürümlü bir fırça. Ve zaten ben bunu kaç senedir kullanıyorum bilmiyorum. Yani bunu alıp 10 sene, 20 sene kullanabilirsiniz bence. 100 küsür lira sanırım bu. Bu da ne kadardı? Taş çatlasın 20 falan olsun yani. Ama bununla ya o kadar kalın eyeliner çekiyor ki. Bu tamamen bence kaş doldurma fırçası yani. Kaşlarınızı doldurmak için bence ideal. Var kalmış bunun üstünde. Kaşıma değdirildi. Boyandı. Ya kaşlarınızı doldurabilirsiniz ya da kirpik diplerinize falan uygulama yapmak için hoş bir fırça olabilir. Onun dışında bence çok kullanışlı değil. Paleti birazcık daha değerlendirelim. Şuradaki en koyu rengiyle kirpik diplerime biraz bununla geçelim madem o kadar bahsettim. Yani bu şekilde çekeceğimiz eyeliner'ı birazcık daha buğulu gösterebiliriz. Burada lisede makyaj durumu ne alemde hiç bilmiyorum. Yani yasaklıyorlar mı? Yapabiliyor musunuz rahat rahat? Hiçbir fikrim yok. Bizim dönemde bayağı sıkı çıkarıyorlardı yani. Ama birazcık da haklı gibiler, birazcık da değil gibiler falan yani. Ama o yaşlarda gerçekten bence çok fazla yapmanıza gerek yok. Gerçekten gerek yok yani. Hani kaşınızı, kirpinizi, benim gibi bir durumunuz varsa okey. Hani bunu anlayabilirim ama diğer türlü zaten çok gerek yok bence. Özellikle ten ürünleri kullanmanız bence hiç gerek değil. Çünkü bebek gibi cildiniz var.
Hiç gerek yok. Sadece bence belki bir nemlendirici, bir cilt bakım ürünleri falan, temizleme köpüğüdür, cercut. Bunları kullanın tabii ki de, cildinize bakın. Hatta güneş kreminizi asla eksik etmeyin. Ama onun dışında çok fazla fondöten bir krem gerek yok bence. Hadi bakalım şey yapacağız şimdi. Eyeliner çekeceğiz. Eyeliner olarak L'Oreal'i kullanıyorum yine. Bunu da çok seviyorum. Çekip geliyorum. Şimdi dışarı çıkacağım için... O yüzden böyle şey yapacağım. Kapansın yani gözeneklerimiz. Bu arada NYX'in Pore Filler'ı inanılmaz güzelmiş gerçekten. Fena kapatıyor. Gözenek görünümünü azaltıyor bayağı bir. Şöyle bol bol sürün bunu ki işe yarasın. Azıcık sürerseniz dolmuyor, gözeneklerinizi kapatmıyor. Gerçekten biraz bol sürün. Ve o parlamayı da birazcık alıyor aslında. Benim burun kenarlarım parlıyor çünkü gözenekli olduğu için oralar birazcık daha yağlı. Şöyle birazcık bahsedeyim size anılarımdan. Üniversiteye başlayacağım işte. Kimseyi tanımıyorum. Üniversite çok heyecanlıyım falan böyle. İlk gün böyle ne giysem acaba derdine düştüm ben çok fazla. Hani böyle hem çok dikkat çekmek istemiyorum ama böyle hani kötü de gözükmek istemiyorum, iyi de gözükmek istiyorum falan. Zaten her zamanki klasik makyajımı yaptım aslında bakarsanız. Yani eyeliner'ımı çektim işte, kaşlarımı boyadım falan, fıstık. Makyajda bir problem yoktu ama ne giyeceğim konusunda baya böyle tereddütlüydüm. Daha sonra tecrübeli bir arkadaş cihazımı aradım. Dedim ki arkadaş cihazım. Bu konuştuğum arkadaşım da erkekti bu arada. Hani kız bir, kadın bir arkadaşımla konuşmuyorum. Diyorum ki işte hani sence ne giyeyim? İşte hani dikkat çekmemek adına sence ne yapayım falan böyle. Ben dedim ki Çağlacığım dedi, dümdüz simsiyah giyin git dedi. Dikkat çekmezsin öyle dedi. Ben de ona uyarak simsiyah giyindim arkadaşlar. Pantolonumdan, tişörtüme, ayakkabımdan bilmem neyime kadar simsiyahım. Böyle yine kalın bir eyeliner var gözümde. Saçlarım da o zaman mavi miydi? Yoksa sarı mıydı? Üniversite dönemimi boyadım ben. Tabii gittiğimde sarıydı saçlarım. Mavi değildi. Sonra okuldayken maviye boyamıştım galiba. Çok hatırlamıyorum. Neyse ben dedim ki oh tamam. Şeyde aldım ya. Destek aldım ya. Rahat hissediyorum kendimi. Neyse ben gittim okula. Bir sürü insan. Kimse de ne yapacağını bilmiyor bu arada. Hani böyle birkaç kıza işte bir şeyler sorun, bana göz devirdiler abi. Böyle falan yaptılar. Dedim ki vay anasını, ben nereye düştüm dedim ya. Ne yapacaklar bana burada acaba falan. Aynen nasıl gözüküyor ya? Biri aşağıda biri yukarıda, ha yine. Çünkü benim bir gözüm daha çekik, bir gözüm daha aşağıda. O yüzden onu ayarlayamıyorum. Neyse çok dikkat çektiğini düşünmüyorum. Okul girişinde işte bekliyorum, tamam mı? Sözde dikkat çekmemek için simsiyah giyindim. Ama herkes, oranın bir Beykent Üniversitesi olduğunu ben unutmuşum sanırım. Gelen herkes, abartmıyorum, topuklu ayakkabılar, uçuş uçuş böyle çiçekli rengarenk elbiseler. Çünkü hani yaz bitiyor, kışa giriyoruz, o evre hani böyle hani yazın ucundan tuttuk bırakmayalım durumu var insanlarda. Herkes böyle uçuş uçuş, efil efil şeyler giymiş. Ben orada kara böcek gibi, aslında sarı böceğim ama orada kara böcek gibi böyle köşede bekliyorum. Ve karşıda bir grup vardı, hiç unutmuyorum. Okulun metalcileri böyle toplanmışlar. Karanlıklar ordusu. Bana bakıyorlar. Herhalde bu da bizden biri yanımıza. Her gün ben böyle aradım, dedim ki Allah seni bildiği gibi yaptı. Beni dedim böyle yolladın buraya dedim ya, kapkara geldim dedim. Hani tamam zaten çok renkli giyinen bir tip değilim ama hani gerçekten kapkaraydı yani, çok gotik gittim gerçekten. Siz bu hataya düşmeyin, ne istiyorsanız onu giyin arkadaşlar. Yani hani böyle şey düşünmeyin yani, okulun ilk gününe giyeceğim işte dikkat çekmeyeyim falan. Ne istiyorsanız onu giyin çünkü herkes zaten kendini gösterme peşinde ilk gün. Herkes böyle bir kimler var kim falan modundalar. Herkes böyle arabalarıyla hava atma peşinde falan filan, öyle bir ortam oluyor. O yüzden çok sallamayın ne giyeceğinizi derim ben. Benim de böyle saçma bir anım vardı. Sonraki günler yine siyah giydim aslında bakarsanız. Ama hani önerilen şey o yani. Dikkat çekmek istememiştim. Ama dikkat çektim yani o şekilde. Hani böyle bütün kokoş kızların özellikle dikkatini çekmiştim. Maskaramı bir süreyim şöyle inceden. Bu arada bunu da bitirdim. Yedeğine geçeceğim. Gerçi ben bu ara şey yapıyorum. Mesela kullanmadığım maskaralar var. Mesela beğenmediğim maskaralar. Bunlardan birisi Unlimited maskara. Biliyorum bunun çok seveni var ama ben hiç sevmiyorum. Evet kirpiklerinizi gerçekten fuf diye havaya kaldırıyor ama çok yapıştırıyor bence. Ve kaç aylık ürün hala kurumadı.
kurumuyor yani. Essence'ı da çok beğenmedim aslında. İlk sürdüm, daha fena değilmiş falan oldum ama sonrasında bu da çok ıslak, yapış yapış. O yüzden ben bunları arada böyle açıyorum. Şöyle köşeye koyuyorum. 10 dakika falan bekletiyorum. Yani makyajım bitene kadar bekletiyorum ki biraz kurusunlar. Çünkü çok ıslaklar gerçekten yani. He, ne yapıyorum ben o yüzden? Şimdi bu bitti ama bu beğenmediğim ürünlerden ürün bırakıp bunun fırçasıyla birazcık düzeltmeler yapıyorum. Şu BB kreme geçmek istiyorum. Pure Beauty'nin BB kremi. İçinde 35 SPF barındırıyor. Şimdi beni en çok korkutan şey aslında rengi. Yani elime sürdüm ilk önce. Elimde böyle güzel duruyordu. Sonradan böyle bir pembeleşip koyulaştı gibi geldi bana. Oksitleniyor mu inanın hiç bilmiyorum. Bendeki Ivory rengi zaten. En açı da bu. Şimdi şöyle bir fırçamla ilk önce süreceğim. Rengi sanki koyu gibi. Parfümlü. Yani parfüm kokusu alıyorum. Bayağı parfümlü gibi geldi. Ama sürünce rengi biraz açıldı gibi sanki. İlk önce fırçamla ürünü yedireceğim. Şöyle bir de süngerimle geçeceğim. Bence kapatıcılığı Nişayla aynı. Ben yapısını da sevdim bu arada. Güzel. Rengi tam benim rengim. Ay umarım gün içinde de severim ben bunu. Güzel valla. Çok doğal bir bitişi var. Gerçekten kendi teniniz gibi duruyor. Gerçi ben gözenek kapatıcı bir baz uyguladım ama bayağı beğendim. Ya ben indirimsiz aldım bu arada. 44 mü 45 mi neydi fiyatı? İndirimde illaki düşüyordu. Yani gerçekten kendi cildiniz gibi duruyor. Benim şuramda bir kızarıklık var. Onun üstünden bir geçeceğim şöyle minik. Ya inşallah oksitlenmezsin korktuğum gibi. Yani çok bir kapatıcılık arttırmıyor diyebilirim aslında. Yani renk eşitlemek için bu ürünü kullanabilirsiniz. Kızarıklıklarım wow, nasıl kapattı falan değil ama zaten ben birazcık alttan kızarıklarımın gözükmesini seviyorum. Çünkü daha ten gibi duruyor. Hani daha doğal duruyor bence. Hani çok böyle pürüzsüz cam gibi bir cilt bana samimi gelmiyor. Bana samimi gelmiyor diyormuşum. Ama öyle gerçekten. Hani çok belli yani yüzünde bir şey oldu. Ben şu anki görüntüyü beğendim. Kore ürünlerinin birçoğunda parfümü var. Çok parfüme dikkat etmiyorlar. Ama bunda yoğun bir parfüm kokusu alıyorsunuz. Mesela Misha'da da var. Pudralı bir kokusu var. Hiç koklamamıştım ama mesela sürerken hiç hissetmedim o kokuyu ben Misha'da. Ama bunda sürerken hissediyorsunuz. Şöyle bir krem ürün kullanacağım. Linenix'in. Ama size yani ben bunu kullanacağım şimdi de. Size önerebileceğim Böylesin teklif arı bu. Benim kadar açık tenliyseniz zaten inanılmaz mat ve soğuk alt tonlu bir renk. Bence buğdaysanız falan da kullanabilirsiniz bunu. Çok güzel bir kontür rengi olduğunu düşünüyorum. Bunu sürüp mesela şöyle kontür yerinizi. Üstünüze de bir bronzer sürerseniz birazcık da allık falan çok tatlı, fresh bir görüntüye ulaşırsınız. Ben şimdi krem ürünleri de bunun üstünde test edeceğim. Yani hem bunu test ediyorum hem okula dönüş makyajı hepsini birlikte. Fırçayı yüzünüzde gezdirirken bastırmayın. Bastırırsanız gerçekten hem yaymakta çok zorlanırsınız çünkü ürünü oraya tamamen böyle transfer etmiş oluyorsunuz. Ve sürte sürte naif naif geçerseniz gerçekten çok güzel dağıtabilirsiniz ürünleri. Ve fırçanızın da yumuşak olmasına dikkat edin. Bu fırça gerçekten güzel bir fırça. Yine Nashita'nın 258 numaralı fırçası. Fırça da öneriyorum bir yandan size ki almak isteyenler için. İlk önce yerini belirleyip sonra dağıtmaya geçiyorum. Ama yani o kadar hafif dokunduruyorum ki dokundurmuyor gibi yani. Baksanıza nasıl doğal yayılıyor. Şimdi yakından bakıp ürünün hiç kalkmamış ürün. Kaşlarımı boyayacağım. Ben bunun için kaş maskarası kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü tüylerim sarı olduğu için kaş kalemi birazcık böyle şey yapıyor. Yani tüylerimin sarı sarı gözüktüğünü belli ediyor. O yüzden hoşuma gitmiyorum ama yıllarca, yani bu kaş maskaraları olmadan önce yıllarca kullandığım Flormer'ın 401 numaralı kaş kalemiydi. Gerçekten rengi inanılmaz küllü ve sarı saça inanılmaz yakışan bir renk. Onu önerebilirim size eğer uygun fiyatlı bir kalem arıyorsanız. Ama ben yine Kiko'nun bu ürününü kullanacağım. Bu da çok güzel. İndirimde 40 lira gibi bir civara geliyor. Hem bu tarz kaş maskaraları kalemden daha doğal durduğu için lisede de çok rahat kullanabilirsiniz. Hatta bu Essence'ındı galiba. Kaş maskarası var. Şeffaf. Ben onu hiç denemedim. Birkaç arkadaşımda gördüm sadece. Bayağı memnunlar. Şeffaf olduğu için de hani böyle çok dikkat çekecek bir şey değil. O yüzden onu da mesela lisede kullanabilirsiniz. Ya da böyle açıksa kaşlarınızın rengi,
Bu renkli maskaralar, pastelin falan da var böyle renkli maskaraları. Hani öyle uygun fiyatlı bir şey. Bakabilirsiniz kendi kaş renginize uygun. Gerçekten çok doğal duruyor. Benim lise zamanlarımda şunlar olaydı. Ben hiç zorluk çekmezdim gerçekten. Benim üniversite zamanımda da yoktu bu kaş maskarası. Kalemle boyuyordum. Jeller vardı. Jelle boyuyordum ben. Make Up For Ever'ın bir tane jeli vardı. Kaş jeli. Sapık gibi onu kullanıyordum. Göz altlarımı biraz kapatalım. Fit Me'yi kullanacağım ben. Şimdi şöyle bir ürün aldım allık. Bu pastelin Show Your Joy isimli likit blushları, allıkları. Daha kullanmadım ama güzel olduğunu düşünüyorum. Deneyeceğiz şimdi. Bendeki 53 numarası. Şöyle bir iki nokta bıraktım. Parmağımla yayacağım. Donma ihtimalini bilmediğim için hemen diğerine de sürmek istemedim. Ay rengi çok tatlı. Çok doğal duruyor. Bakalım kalıcılığı nasıl? Şimdi ben diyorum ki bugün bir de dayanıklılık testi yapayım ben bu Pure Beauty'nin BB kremine ve bu allığa bir test edelim bence. Parmağınıza çok rahat bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Bayıldım. Bu da 25 lira gibi bir fiyatı var. Bunu pastelin kendi sitesinden bulabilirsiniz. Başka türlü yok. Bu diğer göstermiştim size lipentçikleri. Onlardan kat ve kat daha güzel. Mesela ıslak ten makyajı seviyorsanız kesinlikle bayılırsınız. Ama o kadar ıslak ıslak dursun istemiyorsanız bence bu of çok iyiymiş. Ben bunun diğer renklerine de bakacağım. Rengi de çok güzel. Farımla da istemeden uydurdum. Yine size uygun fiyatlı bir highlighter önereceğim. Bunu daha önce de önermiştim. Şimdi uygulayayım. Bir de uygulamalı görün. O zaman uygulamıştım. Pastelin Daylight'larından bu 11 numaralı highlighter'ı. Bu zaten iki renk. Bu da indirimlerde bayağı uygun fiyatlı oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Dediğim gibi maskarayı tasarruflu kullanmak adına sevmediğim maskaranın ürünlerini kullanıp sevdiğim maskaranın da fırçasını kullanıyorum. Şu an öyle yapacağım. Yani yoksa bundan bir tane daha aldım ama şimdi onu açacağım, o bitecek, bunlar yine yalan olacak falan. O yüzden böyle değerlendireyim diyorum. Göz kapaklarım nasıl tatlı tatlı parlıyor. Bak. Daha sonra ruja geçiyoruz. Ruj için ne kullansak bilemiyorum. Pastelin rujlarını önerebilirim aslında. Ama ben şu an pastelde bende bir tane kahve var. Onu sürmek istemiyorum. Aa, Beerlys'in rujlarını önerebilirim. Beerlys'in rujları hem gerçekten uygun fiyatlı hem de güzel. Parlatıcı gibi olanı. Bunu beğenmedim. Rengini beğenmedim. Yanlış anlamayın da. Şöyle kullanabilirsiniz tabii. Böyle renk vermek adına dokundurup dağıtabilirsiniz parlatıcı olanları. Hem kurutmayacağı için hem de mat olmadığı için çok rahatsız etmeyecektir. Şu an mesela görüntüsünü sevdim. Güzeldi. Doğal durdu. Ya da NYX'in bu powder puff liplerinden kullanabilirsiniz. Bunlar da çok güzeller. Gerçekten güzeller. Sabitleyici sprey olarak hem uygun fiyatlı hem de beğendiğim bir ürün önereceğim. Beerlys'in makyaj sabitleyici spreyi. Gerçekten çok güzel ve fiyatı da uygun. O yüzden bunu önerebilirim. Yani ben mesela üniversitede ilk günü böyle giderdim. Bu tarz bir şeyle gitmişimdir zaten. Yani yine kalın bir eyeliner vardı gözümde. Oksitlenme yapmadı bu arada. Hani elimde galiba öyle bir şeyler yaşandı ama yüzümde bir oksitlenme durumu yok. Hatta rengine bayıldım. Ten rengimle aynı. Kahküllerim de iyice uzadı, gözüme giriyorlar ama sanırım uzatacağım. Bilmiyorum, kendi kendine uzasın ya da gerçi bu tarz şu anki görünümünü de seviyorum. Mesela hani tam böyle yandan ayırıp hani böyle düşmesi de hoşuma gidiyor aslında. Valla bitti makyajımız. Size önerebileceğim ürünler bunlar gerçekten. Allık olarak H&M'in allık paletlerini de çok beğeniyorum ben. Ona da bakabilirsiniz. Ama eğer likit bir şey arıyorsanız ve uygun fiyatlar arıyorsanız pastelin bu aldığına bayıldım ya. Bir de bakalım bu bizi mutlu edecek mi? Sanki edecek gibi his var içimde. Hani gerçekten beğenecekmişim gibi bir his var. Çünkü ilk izlenim olarak bayıldım. Tende duruşu bu şekilde gördüğünüz gibi. O zaman birkaç saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an saatimiz 8:30. Yok, onunla alakalı değil. Kalıcılık testi tamam. Yapıyorum da BB kremi. Tamam. Sabahtan beri açım da ondan şikayet edeceğimi sandım. Saatimiz 8:30. Ben kaçta sürdüm? 3'te falan sürdüm. Bayağı saat geçtik. Tabii ki de birazcık buralarım parlama yaptı. Bence gayet iyi. Ben çok memnun kaldım. Yani transfer zaten olmuyor hiçbir şekilde. Ve kalıcılığı da gayet iyi. Bence fiyat performans olarak harika. Mesela buralarıma dolma yapmadı gördüğünüz gibi.
Sadece parlama var. O da böyle minik böyle transparan pudrayla touch up yaparsanız bence her şey yoluna girer. Sence nasıl gözüküyor Despo'cum? Çok güzel. Ben de çok sevdim. Gel video kapatalım seninle beraber. İster misin? Hadi gelin. İkisi de kamerayı kokluyor şu an. Sakın düşürmeyin. Hayır hayır, buraya gelmek yok. Hayır. Yine aşağı çabuk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen eksik etmeyin. Beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.